tuşeden bahsedeceğiz. Vajinal tuşe yapmadan önce hastamızı mutlaka bilgilendiriyoruz. Anamnezini alıyoruz. Gereken evrakları, gereken malzemeleri size tanıtmak için şöyle hemen gösterelim. Özellikle hastanın suyu geldiyse, amniyon poşu intak değilse steril eldivenle mutlaka muayene yapmamız lazım. Hastanın mahremiyeti açısından yeşil örtümüzün olması gerekiyor. Eğer hastanın poşu intak ve steril eldiven imkanımız yoksa batikonla temizliğe, steriliğe dikkat ederek normal eldiven de kullanabiliriz. Hastayı muayene ettikten sonra kendisine pet vereceğiz. Ayrıca de batikonumuz burada mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Hastayı bilgilendirdikten sonra tuvalete gitmesini istiyoruz. Mesanenin boş olması gerekir. Sonrasında muayeneye geçeceğiz. Öncelikle size dışki internet'i bir göstermek istiyorum. Tekrardan hatırlatma. Labio majörlerimiz, labio minörler, klitoris. Sondayı taktığımız alan şurası tam. Eksterno üretral açıklık. Eksterno üretral meatus. Burası da vajen girişi. Buradan muayenemizi yapacağız. Labio majör, labio minör, klitoris, sondamızı foley kateter yerleştirdiğimiz yer. Genelde foley kateteri bayanlar için 16 ve 18 kullanıyoruz. 18 biraz daha kalın, 16 daha idealdir. Şuraya yerleştirdiğimiz yeri tekrar görmenizi istiyorum. Sondan takıldığı yer. Ayşe'nin 39 hafta gebe, ağrıları olduğu için doğumhaneye yatırdık. Şimdi muayenesini yapacağım kendisinin. İlk önce steril eldiven giymek istiyorum çünkü suyunun gelip gelmediğini bilmiyorum. Bir yandan da bana yardımcı oluyorlar. Hastanın mahremiyeti açısından yeşil örtümüzü örtüyoruz. Bu arada hastanın lavaboya gitti. Mesanesinin boş olduğunu biliyoruz. Hemen ben eldivenimi giyeyim. Arkadaşlar eğer ameliyathanedeyseniz, steril olduysanız yıkandıktan sonra size yardımcı olacak kişi steril olarak sizi giydirecek. Ama doğumhanedeyseniz kendiniz eldivenizi giyeceksiniz steril olarak. Şöyle açtım. Arkadaşlar. Şöyle açık. Dışına dokunuyorum ama içine dokunmayacağım kesinlikle. Şimdi içerisi steril. Eldiven de steril alandı. O yüzden ellerim kirli olduğu için steril alana dokunmamam gerekiyor. Dışından katlantılarından tutarak açıyorum. Steril alana dokunmayacağım. Şimdi giyerken dışına dokunabilirim. Yani içi olacak kısım. Bu kısma dokunabilirim. Dört parmağım bu şekilde bakıyor. Şöyle giyiyorum. Giyerken kesinlikle içine dokunuyorum. Yani dış olan kısım şimdi iç oldu. Hastaya değecek kısma dokunmuyorum. Çektim. Sonra dört parmağımı cep gibi olan kısım oraya getiriyorum. Şöyle. Artık sahilim steril olduğu için elim kirli olduğu için sol elime değmeyecek. Dört parmağımı yerleştirdim. Şimdi giydikten sonra düzeltmeleri yapabilirim. Çünkü iki elim de steril. Artık düzeltmeyi yapabilirim. Ama giymeden kesinlikle düzeltmeyi yapmıyorsunuz. Kirli alana değmiyorsunuz. Tamam? Kirli alanlara değmeyeceğiz. Şimdi geliyoruz. Hasta mahremiyeti sağlandı. Hastaya batikonla temizliğini yaptı. Batikonla bana yardımcı olan kişi dış genitalleri döktü. Bu arada arkadaşlar batikonun içinde iyot vardır. Bilin. Tamam, yeterli. Hastanın mesanesi boş. Tuşe yaparken benim dominant elim, baskın olan elim sağ el. O yüzden sağ elimle yapacağım. İki parmağımla yapıyorum. İşaretli orta parmağımla yapacağım. Sol elimle de bebeği hissedeceğim. Leopold 2 ile bebeğin sırtını, ensesini hissetmem lazım ki bebeğin pozisyonu nasıl bileyim. Sol elim, hastaya dokunuyorum, bakıyorum Leopold 2 ile sırtını hissettim. Evet, bebeğin sırtı bu tarafta. Sağ elimle de bakacağım. Şöyle hastanın dış genitallerine baktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Labia majörler, labia minörler açtım. Elimi, sağ elimi, iki parmağımı yerleştiriyorum. Yerleştirdim, geldi. Evet, serviks'e geldim. Bebeğin sırtına da dokundum. İki parmağımı, elimi yatırdım.
yatay şekilde tuttum ve servikse yerleştirdim. Burada serviksin dilatasyonuna ve efasmanına bakıyorum. Gelen kısma bakıyorum. Makat mı geliyor, baş mı geliyor? Amniomayesi intakt mı yoksa açılmış mı, suyu mu geliyor? Eğer suyu geliyorsa bu berrak mı? Yani açık renkli mi? Mekonyum mu? Mekonyumluysa sarı yeşil gibi gelir. Ya da kanama mı geliyor? Eğer kanama geliyorsa bu da önemli. Kanamanın miktarı önemli. Ona bakıyorum. Şimdi baktım. Baş geliş 39 hafta. Yani miyat. 37 haftanın üstündeki gebelik miyat gebelik oluyor. 37 ile 41 arası doğum zamanıdır. 40 hafta bizim miyadımız için son gündür. Ama 41'e kadar da doğum için beklenebilir. 39 hafta miyat gebe, %30 efase 2 santim baş geliş, amniomayesi intak. Elimi çıkartıyorum. Eldivenimi de çıkarma şeklim önemli arkadaşlar. İç dış yapmam lazım. Şimdi artık bu kısım kirli olduğu için bunun içte kalması lazım ki çevreyi kirletmeyelim. Şöyle baş parmağımı çıkardıktan sonra şöyle takıyorum. Baş parmağım temiz, o yüzden kendi tenime dokunabilirim ama eldivenin artık kirli olan kısmına dokunmayacağım. İçine yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar iç dış yaptığım için gördüğünüz gibi burası temiz alan. Elimin çıktığı alan. Buraya dokunabilirim. Kirli alan içeride kaldı. Bu şekilde bunu atabiliyorum. Ayağımıza çöpe atıp açıp atıyoruz. Attık hocam. Şöyle attım. Koyduk. Arkadaşlar miyat gebelik 37 ile 41 arasındadır. 40. hafta beklenen doğum zamanıdır. 40. haftada doğum olmazsa 41'e kadar da beklenir. %30 efası 1-2 santim ya da 2-3 santim diyelim bu hastanın düşesi. %30 efası 2-3 santim açıklığı var. Foş pozitif, gelen kısım baş. Başta sıfır hizasında dersek artık angaje olmuştur. Gelen kısımda angaje olup olmadığını bilmemiz lazım. Yani pelvik kanalı iyice girdi, doğum kanalı